Evet, herkese selamlar. Hafta sonu videolarıyla birlikteyiz. Bu hafta omikron varyantının oluşturduğu belirsizlik ve gelen farklı bilgiler piyasalarda kararsız ama genel olarak negatif yönlü bir hava yarattı. İlk etapta ciddi bir panik oluştu ve borsalar tarafında bir satış havasının oluştuğunu gözlemledik. Hem ABD, hem Avrupa, hem de Asya borsalarında. Daha sonra bilim insanları, özellikle Amerika'da Dr. Fauci, henüz panik yapmak için erken olduğunu, varyantla ilgili net bilgilere sahip olunmadığını ve 2 hafta içerisinde bilim insanlarının bu konuyla ilgili net bir şekilde verileri ortaya koyabileceğini söyledi ve piyasadaki tedirginlik havası bir ölçüde kısmen dağılmış oldu. Ve kısa süreli toparlanmalara şahit olduk. Satışlardan sonra ertesi gün birçok borsada tekrar toparlanma, ancak devamında tekrar satışlar, tekrar toparlanma şeklinde dalgalı, oynak bir seyir gözlemledik piyasalarda. Ancak hafta sonuna doğru yaklaşırken birçok ülkede varyantın etkili olmaya başladığını, sayıları az da olsa 30'un üzerinde ülkede görmeye başlandığını gözlemledik ve bunun sonucu olarak ABD borsaları haftayı sert satışlarla kapattı. Ardından da kripto piyasasında ciddi satışların yaşandığını gördük. Kripto piyasalarda gerçekleşen bu satışlar sonucunda yaklaşık 2.6 milyar dolarlık bir varlığın eridiği ifade ediliyor. Tabii varyant dışında geçtiğimiz haftaya damgasını vuran önemli olaylar da oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hadi şimdi bu haber akışlarının neler olduğuna bir bakalım. Yurt dışıyla başlayacak olursak öncelikle Evergrande meselesi tekrar gündeme oturdu ve Evergrande yerel hükümete yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini bildirdi ve destek çağrısında bulundu. Evergrande meselesi ilk çıktığında belirtmiştim. Beni izleyenler, takipçilerim çok net bunu hatırlayacaklardır. Bu mesele bugün halının altına süpürülse bile önümüzdeki süreçte insanların başını ve piyasaların başını daha çok ağırtacak bir noktaya ulaşabilir demiştim. Ve nitekim Çin emlak piyasasında problemli olan tek firma Evergrande değil. Bunun gibi birçok irili ufaklı firma var. Ve hep söylediğimiz gibi 60 trilyon doların üzerinde bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu piyasada yaşanacak tedirginlik öyle halının altına süpürülecek nitelikte değil. Ve piyasalar ilk başta görmezden gelir, kulağın üstüne yatar ama bu riskleri aklının bir köşesinde tutar demiştik. Ve bunlar gerçekleşmeye başladı. Bununla birlikte Çin genişleyici önlemler alacağını ifade etti. Öncelikle COBI diye tabir edilen piyasalara kredi mekanizmasıyla destekler verileceğini ifade ettiler. Önceki hafta zaten Japonya'da 650 milyar dolarlık bir destek paketi açıklamıştı. Buna paralel zaten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde sürekli genişleyici, destekleyici politikaların devam edeceğini ve 2022 yılında bir faiz artışının söz konusu olmadığını ifade etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra enflasyon da sorun olmaya devam ediyor. Almanya'da, İspanya'da son 30 yılın en büyük enflasyonunun görüldüğünü biliyoruz. Ve tabii birçok ülkede enflasyon son yılların en yüksek seviyesine gelmiş durumda ve artarak devam edecek gibi görünüyor. ABD tarafına geldiğimizde ise uzun süredir tüm yayınlarımda ifade ettiğim gibi Powell ve Yellen enflasyon geçici olacak yalanından vazgeçerek bir anda hep birazdan enflasyon kalıcı olacak ve geçici söyleminden vazgeçebiliriz demeye başladılar. Beni takip edenler bilirler. Son 6 aydır Powell'ın yalan söylediğini ve Yellen'ın da onun işbirlikçisi olduğunu hep ifade ediyordum. Onların enflasyon sorununu görmemesi imkansız. Onların tek derdi piyasaları ve ekonomiyi daha çok para basarak ve genişleyici politikalarla ayakta tutabilmek ve bunun için yalan söylemeye devam ettiler. Ama günün sonunda gelindi ve enflasyonun kalıcı olacağı itiraf edildi. Buraya bir ünlem koyuyorum. Bunu da açıklayacağım size daha sonra. Neden şu ana kadar yalan söylediler, bir anda çark edip o dönüş yaptılar. Burası da ayrı bir tartışma konusu bence. Biden da çıktı bir açıklama yaptı. Covid-19 ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Ve yeni varyantla alakalı henüz paniğe gerek olmadığını ifade etti. Buraya da bir ünlem koyuyoruz. Onu da birazdan sizlere açıklayacağım. Aynı zamanda ABD'den gelen diğer verilere bir bakalım isterseniz. İşsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam verileri beklenti altında geldi. PMI verilerinin ise gerilediğini gördük. Aynı dönemde Türkiye'de de tüketici güveninin tarihi diplerde olduğunu ve geleceğe dair beklentilerin ciddi manada gerilediğini ve kötümserleştiğini unutmayalım. Yine verilere bakacak olursak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir geri çekilme olduğunu, ons altın ve ons gümüşte manipülatif aşağı yönlü baskıların devam ettiğini izledik. Dolar endeksi de 96 seviyesindeki hareketini sürdürdü. Siyasi gelişmelere baktığımızda ise Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor ve ABD de burada devreye girmiş durumda. Yine petrol fiyatlarında da ciddi bir hareketlilik gördük ve varyant endişesiyle 70 doların altını test etti ve 70 dolar altında haftayı kapattı. IMF ve Goldman Sachs gibi kurumlar
ABD ve dünya ekonomilerindeki büyüme beklentilerini Omikron varyantı nedeniyle düşürdü. Çok ilginç çünkü bakın Biden ve Dr. Fauci çıkıp henüz paniğe gerek yok, henüz elimizde yeterli veri yok diyorlar. Aralığın da ilk haftasını geçmiş olmamıza rağmen IMF ve Goldman Sachs gibi kurumlar büyüme beklentilerini geri çekiyorlar. Bakın Aralık'ta sadece 3 hafta kaldı ve komple 2021 yılının büyüme verileri geri çekiliyor. Burada bir ünlem işaretinin olması gerekiyor. Neden bu büyüme verileri bir anda hızlı bir şekilde henüz kapanmalar başlamamışken, varyant çok hızlı şekilde yayılıyor gibi bir haber akışı oluşmamışken bu büyüme verileri neden düşürülüyor? Onlara da iyice bir bakmak lazım. Bizim bilmediğimiz bir haber akışı mı gelişecek? Bundan sonra bu hafta ve önümüzdeki hafta değişik bir tehlike ve riskle karşı karşıya mı kalacağız varyant konusunda? Bu da değerlendirilmesi gereken önemli verilerden, önemli hususlardan biri. Sadece varyant değil tabii. Vakalar, COVID-19 vakaları tüm Avrupa'da ve Asya'da zirve seviyelere ulaşmış durumda. Ve Avrupa, COVID-19'un merkez üssü haline gelmiş durumda. COVID kaynaklı ölümlerde ve vakalarda önemli düzeyde artışlar yaşanıyor ve önümüzde kapanmaları da getirebilecek bir süreç var gibi görünüyor. Bunları yakından takip edip izleyeceğiz. Avrupa'daki vaka sayılarının artışının şöyle bir önemi var Türkiye açısından. Türkiye ihracatının %50'si Avrupa'ya yapılıyor. Dolayısıyla burada oluşacak kapanmalar bizim ekonomimizi ciddi şekilde etkileyecektir. Hele ki yeni ekonomi politikası olarak adlandırılan politikanın en önemli bacağının ihracat olduğunu düşünürsek burası oldukça önemli. Türkiye'ye geldiğimizde ise haftaya damga vuran en önemli meseleler Merkez Bankası'nın piyasaya doğrudan müdahale etmesi, Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi, Merkez Bankası piyasaya müdahale ederken Cumhurbaşkanı'nın çıkıp açık açık faizleri düşürmek istediğini ve yüksek faiz politikasına karşı olduğunu ifade etmesi, Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalelerine rağmen dolar TL'deki ateşin sönmemesi, 13.70'ler civarında haftayı kapatması ve ülke risk primi CDS'in 550 seviyesini görmesi. Aynı zamanda çok dikkatimi çeken bir şey var. Borsada tarihi zirveler test edilirken grafiklere ve son 2 haftalık hacim performansına baktığımızda hacim son 2 haftada düşmesine rağmen özellikle son 2-3 gün hafta kapanmadan önce çok sert yükselişler yaşandığını gördük. Bununla birlikte açıklanan verilere göre hem tahvil tarafında hem de borsa tarafında yabancı satışının olduğu ve yabancı çıkışının olduğu gözlemleniyor. Bu da borsa açısından risklerin yüksek seviyelere ulaştığını çok net ortaya koyuyor. Aynı zamanda döviz mevduatlarında 3-3,5 milyar dolar seviyesinde bir azalış olduğu ifade edildi. İddia edildi diyelim. İddia edildi diyorum çünkü baktığınız zaman döviz mevduatlarında 3,5 milyar dolar civarında bir azalış varsa burada TL'ye bir geçiş ya da TL mevduatlara bir geçiş olmadığını görüyoruz. O zaman şöyle bir senaryo çıkıyor karşımıza. 1. Ya yabancı borsadan ve tahvil tarafından çıkarak sermayesini dışarı çıkardı. Ya yerli yatırımcı dolar tarafında bir pozisyon kapatıp TL'ye dönmedi. Bankalardaki, bankacılık sistemindeki döviz mevduatlarını alıp yastık altına götürdü. Bu da sisteme olan güvensizliği gösterir. Eğer bu devam ederse ki böyle bir senaryo varsa bu tehlikeli bir yere gider. İki senaryoda da durum çok pozitif görünmüyor. Tüm bu verileri ve haber akışlarını paylaştıktan sonra şöyle yorumlayabiliriz. Bu anlattıklarımızın tamamı Türkiye'de ve dünyada risklerin arttığını gösteriyor. Riskli varlıklarda bir doyum noktasına gelindiğini ve bir kıvılcım beklendiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu görüşümüzün teyidi açısından bu hafta yaşanacak gelişmeler gerçekten kritik bir öneme sahip. Varyantla ilgili gelecek haber akışları piyasaların yönünü belirleyecek ve ciddi bir kırılma haftasında olabiliriz. O yüzden dikkatle ve temkinli bir şekilde izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoda hem verileri ve haber akışlarını hem de bu verilerin ve haber akışlarının neye işaret ettiğini paylaşmaya çalıştım sizlerle. Bundan sonraki videoda ise yatırım aracı bazında yaşanabilecekleri, olası riskleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hem kripto piyasası, hem borsalar, hem altın ve gümüş için beklentilerimiz neler ve piyasa ne yöne evrilebilir onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.